Manken Dilara Kurşun'u darp edip, cinsel saldırıda bulduğunu iddia edilen eski sevgilisi Tufan Kılıç hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanık Tufan Kılıç'ın hakkındaki tüm suçlardan yeterli ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Verilen karar İngiliz basınında da yer alarak manşete taşındı. 2016 yılında Miss Turkey yarışmacısı model Dilara Kurşun, eski sevgilisi Tufan Kılıç'ın kendisini taciz ettiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından Tufan Kılıç hakkında nitelikli cinsel saldırı, tehdit ve hakaret suçlarından 14 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. CHIMDAN tutup öpmeye çalıştı. Geçtiğimiz Mart ayında ilk kez mahkemede ifade veren Dilara Kurşun, sanığın evinde olduğu 4 Haziran 2021 tarihinde, saatlerce şiddete uğradığını söylemişti. Bir arkadaşımla İngilizce mesajlaşmıştık. Ona kafayı takmış. Saatlerce boğazı, evde ikimiz yalnızdık. 5 saat şiddet gördüm. Telefonumu paramparça etti. 2 gün aileme ulaştı. Evden gitmeme izin vermedi. Morlukların geçmesini bekliyordu. Olay günü beni çağırdı. Önce hayır, eğer gelmezsen o siteyi ayağa kaldırırım, deyince gitmek zorunda kaldım. Kumköy'de ıssız bir plaja git. Bir süre sonra gitmek istediğimi söyledim. Çok öfkelendi. Saçımdan tutarak öpmeye, boynumdan tuttu. Üzerimdeki bluzu çıkarmaya çalışıyordu. Ben bağırmaya başlayın, gitmek mi istiyorsun, deyip arabasının anahtarını bana verdi. Arabayı alıp, evim, banka hesabıma bir kurşlar gönderiyor, evine gittiğinde sanığın kendisini aramaya başladığını anlatan Kurşun, yaşadığım olayın şokundaydım. Başıma iş gelmesin diye arabasını iade etmek için kumsala döndüm. Onu aldım, evinin önüne geldim. Rezidansın içinde anahtarı ona vererek, oradaki görevliden taksi çağırmasını istedim. Gitmemi istemedi. Taksi geldi, arka koltuğa oturdum. Gitmemem için cebelleşince kendisi de ön koltuğa oturdu. Taksiciden durağa gitmesini istedim. Durağa gidince diğer araca bindim. Tufan da indi, arbede oldu. Taksiciler beni içeri durağa aldılar, su verdiler. Sonra polis geldi. Telefonunu çaldığım gerekçesiyle benden şikayetçi oldu. Sonrasında Tufan'ı bir daha görmedim. Olaydan sonra sanık IBAN hesabıma bir kuruş paralar atıyor. Tehdit mesajları da vardır. Şikayetçiyim, dedi. Savcı, inandırıcı delil yok. Geçtiğimiz hafta görülen duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, dosyada müşteki Dilara Kurşun'un soyut iddiaları dışında inandırıcı deliller olmadığını belirterek, sanık Tufan Kılıç hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Mütalaaya karşı diyeceği sorulan sanık avukatı Ali Osman Kahraman, yaptığı savunmada, kadına karşı şiddetin tamamen karşısında olduğunu söyleyerek, bir suç varsa cezalandırılmasını istiyoruz. Ancak biz dosyaya bazı belgeler sunduk. Bunlar şüpheden daha güçlü kanıtlar, mutlak zaferle sonuçlanan bir dava, verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tufan Kılıç'ın hakkındaki tüm suçlardan yeterli ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Duruşma sonunda açıklama yapan Kılıç'ın avukatı Ali Osman Kahraman, bu dava kadına şiddete yönelik bir dava olmadı. Bir erkeğin mağduriyetinin kanıtlanması ve mutlak zaferle sonuçlanan bir dava oldu. Bu kişi hakkında da hem tazminat davası hem de suç duyurusunda bulunacağız, şeklinde konuştu. Dava İngiliz medyasında manşet oldu, verilen karar bugün Daily Star'da manşete taşındı. İngiliz medyası haberi, 25 yaşındaki Dilara Kurşun polise, 28 yaşındaki Tayfun Kılıç'ın kendisini ormana götürdüğünü ve kıyafetlerini parçaladığını, ayrıldıktan sonra darp ve cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Kılıç, geçen yıl 16 Haziran'daki saldırıdan suçlu bulunursa 20 yıl hapisle karşı karşıya kalacaktı. Ancak, bir mahkeme kadının kendi kıyafetlerini yırttığı ve onu suçlamak için kendine zarar verdiği sonucuna vardıktan sonra beraat etti. Duruşmada, kafasındaki bir tel saça bile zarar vermediği, konusunda ısrar etti şeklinde verdi.